Evet, ikinci meclis dönemi diyoruz şimdi arkadaşlar. İkinci TBMM dönemi. Başkanım. 11 Ağustos 1923, 1 Ekim 1927. Bu birinci meclis, ikinci meclis muhabbeti neydi onu bir hatırlayalım önce. Birinci meclis savaş meclisiydi, doğru mu? Görevini tamamladı, savaş bitti, Lozan imzalandı ve ikinci meclis seçimleri yapılmıştı zaten bir ikinci meclisin o arada ve ikinci meclis açıldı. İkinci meclis memleketi kuracak. Birinci meclis kurtarmıştı, ikincisi kuracak. İnkılapçı meclis diyoruz değil mi? İkinci meclisi. Üçüncü, dördüncü, beşinci meclisler de var. Dedim ya size her seçim dönemi bir meclistir diye. İkinci meclisin ilk icraatı ne olacak şimdi? Lozan'ı onaylayacak. Lozan onaylandı diyoruz. 23 Ağustos'ta. Lozan artık resmi bir anlaşma mıdır? Evet. Lozan onaylanmış. Şimdi içeriye döneceğiz. İçeride bizi çok hızlı bir çalışma süreci bekliyor. Rejimin falan adı belli değil. Dediler ki önce bir parti kuralım da ondan sonra cumhuriyeti ilan edelim. Çünkü kabine sistemine de geçmek istiyoruz ya. Parti olmadan olmuyor. Ve bir parti kurulacak. Birinci meclisteki bir grup aslında partiye dönüştürüldü. Müdafaa Hukuk Grubu vardı ya, Mustafa Kemal'in desteklediği grup demiştim. Adı Halk Partisi olmuş. Halk Fırkası. Halk Fırkası. 9 Eylül 1923. Evet, şimdi kronolojik olarak gideceğim sırayla. Bundan sonra neler olmuşsa, Cumhuriyet dönemi iç politika aslında bu anlattığım size. İç politika başlığı altında bunların hepsini tek tek sırayla anlatacağım. Ondan sonra ilkelerle inkılapları anlatacağım. Ondan sonra dış politikayı anlatacağım. Halk Partisi'nden bahsedeyim size. Halk Fırkası olarak kurulmuş. Türkiye'nin ilk partisi midir? Evet. Türk tarihinin ilk partisi midir? Hayır. Biz de biliyorsunuz 1909'dan beri partiler var zaten. Türkiye'nin ilk partisidir. Kurucusu ve genel başkanı Mustafa Kemal. Parti 1924 yılında isminin başına Cumhuriyet eklemiş, Cumhuriyet Halk Fırkası olmuş. Bir sene sonra başına Cumhuriyet eklemiş. Partinin, bu fazla bilinmez, sorulmuştu da hatta onu da söyleyeyim size. 9 umde diye bir şeyden bahsedeceğim. Atatürk'ün 6 ilkesinden önce 9 ilkesi vardı aslında. 9 umde, umde ilke demek. Neydi bu 9 umde? CHP'nin çalışma şeklini belirleyen Atatürk'ün yazdığı şeyler. Yani aslında partinin iç tüzüğü. CHP'nin iç tüzüğünü Atatürk yazmış. Adına 9 umde demiş. 9 ilke. Soruldu bu daha önce sınavda. Tamam mı? 9 umde. Parti 1923'ten 1950'ye kadar 27 yıl iktidarda kaldı. Başka parti yok zaten. Kurulanlar da seçime giremeden geri kapandı. 1923'ten 50'ye kadar 27 yıl iktidarda kalacak. Ondan sonra parti 1935'teki kongresinde hem ismini, hem amblemini, hem de programını değiştirdi. Partinin programına Atatürk ilkeleri eklendi. Ve Atatürk ilkelerini temsilinde 6 ok olarak partinin amblemi belirlendi 1935'te. Fırka da parti yapıldı. Aynı şey de Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi oldu 1935'te. Atatürk ilkelerini partinin programına eklediler ve amblemde 6 ok olarak belirlediler. Bu arada bir şey söyleyeceğim, ayrıntı bir şey belki ama CHP aslında 1923'te kurulmuş. Ama CHP ilk kongresini şey kabul eder, Sivas Kongresi kabul eder. Niye? Cemiyetlerin devamı kabul eder bu parti kendini. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti vardı ya, o cemiyetin devamı kabul ettiği için ilk kongresinde o cemiyette şeyde oluşturuldu ya, Sivas Kongresi'nde. İlk kongresinde Sivas Kongresi kabul eder bu parti. Ondan bilin. Parti ekonomide devletçiliği benimsedi. Devlet devletçiliği benimsemişti o zaman. Mecbur. Para yok çünkü. Normalde Atatürk'ün hiç istediği bir şey değil bu. Her şey milletin olsun istiyordu. Ama o günün şartlarında bu mümkün değil. Onun için mecbur devletçiliği. Devletçiliği size ilke inkılaplarını daha ayrıntılı anlatacağım. Ne olduğunu bileceksiniz. Şu an çok girmiyorum ona. Devletçilik yatırımın devlet eliyle yapılması anlamına geliyor. Onu size ileride anlatacağım. Ekonomide de devletçiliği benimsemiş parti. Epey bir süre CHP muhalefetsiz devam ettiği için yoluna. Muhalefet yok. Onun için de kendi içinde kendi muhalefetini kurdu. Bu da komik bir şeydir ama öyle bir şey oldu. 1939'da partinin içinden bir ekip seçildi. Grup adı Müstakil Grup. Dikkat edin, sorulabilir. Müstakil Grup. Görevine partiyi denetleyecekmiş. Ben genel başkanım,
Partinin içinde bir grup oluşturuyorum, beni denetlesin diye. İşte. Öyle şey mi olur? İş güvenliği uzmanlarının maaşı patrondan alıp onu denetlediği gibi. Öyle ya şimdi. İş güvenliği uzmanısın, patron aleyhine rapor yazacağım. Ama maaşımı patron veriyor. Haddine mi düşmüşsün? Nereye yazıyorsun öyle? Öyle bir şey olabilir mi işte? Bu da onun gibi. Kendi içinde kendi denetleme grubunu kurmuş parti. Müstakil grup demişler adını. Mesela bu müstakil grubu, birinci mecliste gruplar vardı ya. Müdafaa Hukuk Grubu, İstiklal Grubu, Halk Cumhuriyeti, onların adına grup. Götürüp o grupların içine koyar adam. Sana der ki bunlardan hangileri birinci meclisteki gruplardan biri değildir der. Cevabı da müstakil grubu koyar. Müstakil grubun o gruplara neymiş? Müstakil grup neymiş? CHP'nin kendi içinde kurduğu denetleme grubuymuş. Anlaşıldı mı? Ha, dikkat edin buna da. Ondan sonra aradan bir sene geçti. 1924 yılında Türkiye'nin ilk muhalefet partisi kuruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Arada başka şeyler de vardır, onları anlattık da ondan sonra. Cumhuriyeti ilan edeceğiz ama. Cumhuriyeti ilan edeceğiz ama. Bu arada başka bir şeyler de var. Mesela Lozan'dan sonra ne demişti bu İngilizler? Barış onaylandıktan 6 hafta sonra gideriz İstanbul'dan dediler. Bak heriflere. Normalde Lozan imzalanınca gitmeleri gerekiyor. Lozan mecliste onaylanmış, 6 hafta geçmiş. İngilizler İstanbul'u boşalttılar. İngilizler İstanbul'u ne zaman boşaltmış biliyor musunuz? 6 Ekim'de. Yani Türk ordusu İstanbul'a daha yeni gidiyor ha. İstanbul'u yeni teslim alıyoruz. İmzalanma belgesini de şey imzaladı. O size sormaz ayrıntı bir şey belki ama alanda belki sorulabilir. Yusuf Akçura var ya bizim. Çağdaş'ta anlatacağım. Kırım Türklerini sonra Türkiye'ye geldi. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı falan da yaptı. O imzalamış Yusuf Akçura. İngilizler İstanbul'u boşaltmış. Bu sefer yeni bir tartışma çıktı. Hiç gündemimizde olmayan bir şey. Herkes diyordu ki kesin başkent İstanbul olur. Ankara hep geçici gözüyle bakılıyordu. Bu soruna da bir çözüm bulmak için İnönü meclise bir önerge verdi ve 13 Ekim'de Ankara başkent ilan edildi. Ankara başkent. 13 Ekim. Niye İnönü veriyor? Başbakanlığı hazırlıyorlar ya onun için. Niye olacak? Neden taşınmadı hocam daha sonra? Ne? İstanbul'a neden taşınmadı? Ya Ankara'nın o kadar emeği var, ayıp değil mi? Bu saatten sonra kalkıp da başkenti İstanbul'a taşıman. Ankara'nın o kadar şeyi var, milli mücadeleye merkezlik yapmış falan filan. Ankara'ya ayıp olmaz mı yani bu saatten sonra taşımak? Onun için zaten Ankara biliyorsunuz doğal bir merkez olarak ilk başta seçilmişti. Aslında kimsenin aklında öyle bir devletin merkezi olsun burası falan diye bir şey yoktu. Burada kala kala artık meclis de burada açılmıştı. Başkent ilan edildi. Ve şimdi artık Cumhuriyet ilan edilebilir. Tamam. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923. Yapılan en önemli çalışma inkılap mıdır? Efendim? Evet. Yapılan en önemli inkılaptır. Rejim sorunu çözüldü mü? Çözüldü. Peki bu anayasaya eklenmesi gerekmiyor mu? Normalde rejim yazar ya anayasada. 21 anayasasında 23'te neler eklendi falan gibi bir ifade olursa size 3 tane değişiklik oldu. Bunu size tarihte de sorabilir anayasa değişikliğini. Sırf anayasada soracaklar diye bir kural yok. Cumhuriyet şey diye eklendi. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir diye eklendi. 24 anayasasında yönetim şekli diye değiştirildi o. Bu aradaki hükümet şekli, yönetim şekli nedir? O farkı anayasa dersinde görürsünüz artık. Ona ben girmeyeceğim. Rejim sorunu çözüldüğüne göre memlekete bir cumhurbaşkanı lazım o zaman. Mustafa Kemal Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1923'te. Devlet başkanlığı sorunu da çözüldü mü o zaman? Evet. Anayasaya eklendi mi bu? Evet. Cumhurbaşkanı normalde yazar anayasada. Nasıl seçilmeli, kaç sene görev yapmalı, nasıl olmalı falan diye şöyle bir madde eklendi. Bu madde daha sonra defalarca değişecek. Cumhurbaşkanı meclis tarafından 4 yıllığına seçilir ve tekrar seçilebilir diye bir madde eklendi. Bu madde daha sonra 1961 anayasasında 7 yıl için seçilir, bir daha seçilemez denildi. 2007'deki değişiklikte 5 yıl için seçilir, halk seçer, bir daha seçilebilir denildi. Şimdi işte yeni yapılacak referandumda bilmiyorum nasıl olacak. Yine herhalde halk seçer, 2 kere seçilebilir mi diyecekler, onu bilmiyoruz şu an için. Evet, bu şekilde bu madde değişti. Cumhuriyet değişmeyecek bir daha değil mi? Anayasanın hatta birinci maddesi olacak. Bir daha değişmeyecek, hatta ileride değiştirilemez madde olacak Cumhuriyet. Ama Cumhurbaşkanlığı defalarca değişecek. Onu da şuraya yazayım. Mustafa Kemal, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Peki bu
Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olduğuna göre meclis başkanlığını bıraksa iyi olur değil mi? Olmaz çünkü öyle. Ali Fethi Okyar ikinci meclisin ilk başkanı oldu. Meclis başkanı oldu, ikinci meclisin ilk başkanı. O da sorulmuştu. İkinci meclisin ilk başkanı oldu. Memlekete bir de başbakan lazım. İsmet İnönü de Türkiye'nin ilk başbakanı oldu. İsmet İnönü başbakan oldu. Türkiye'nin ilk başbakanı oldu. Sanki yasamayla yürütme birbirinden ayrılmış gibi bir görüntü var değil mi burada? Ama ayrıldı mı? Hayır. Ha 1961'e kadar ayrılmayacak. Yasama yürütme bir arada 61 Anayasası'nda ayrılacak ilk defa. Ama görüntüde bir görev ayrımı yapılmış. Peki, rejim sorunu çözülmüş, devlet başkanlığı sorunu çözülmüş, önemli meseleler bu şekilde halledilmiş. Şimdi hatırlarsanız, şunu şöyle bir şey içerisine alayım ben. İnkılap tarihine başlarken ben ne demiştim size? Üç başlığa ayırmıştık inkılap tarihini. Hazırlık, ihtilal ve düzenleme. Hazırlık çoktan bitti. İhtilal rejimin değiştiği gün biter demiştim. Aha bitmiş. İnkılapın aslında şu an üçüncü aşamasına geçtik biz. Üçüncü aşama ne? Cumhuriyete göre devleti baştan aşağı yenileyecek. Yalnız önce bir engel varsa onu kaldırırsın, ondan sonra yaparsın. Şu an en önemli engel ne Cumhuriyet'in önünde? Ha, o zaman halifeliği kaldırıyoruz gençler. Halifeliği kaldırıyoruz. Halifeliğin kaldırılmaz. Halifelik zaten kaldırılmayacak mıydı? Ha? Kaldırılacaktı. Saltanatla birlikte kaldırılmadı. Niye? Tepki olmasın falan filan. Ondan dolayı. Bu arada şu ayrıntı bir şey var. Onu da söyleyeyim de öyle kaldıralım halifeliği. Bu soruluyor. Neyse. Bu meclis hükümeti sisteminin yürümediğini göstermek için aslında bilinçli çıkarılmış bir krizdi. O zaman birinci mecliste biliyorsunuz, meclisin başkanı hükümetin de başkanı ama onun altında bir de icra vekilleri heyeti var. Yani karışık bir durum biraz. Hükümet başkanı, aslında bugünkü tam başbakana denk gelmiyor ama hükümet başkanı Fethi Okyar'dı yine. Ve bu meclis 27 Ekim'de, şundan Cumhuriyet'ten iki gün önce bir bunalım çıktı, hükümet bunalımı. Fethi Okyar istifa etti o zaman. Ne için yapıldı bu biliyor musunuz? Bakın bu şey meclis hükümet sistemi yürümüyor. Kabine sistemine geçmemiz lazım artık diye yapılan bir şeydi. Size mesela şöyle bir soru sorsa dese ki 27 Ekim'de 1923'te Fethi Okyar'ın istifasıyla sonuçlanan hükümet bunalımı nasıl aşıldı? Sorabilirler. Cumhuriyet'in ilanıyla aşıldı. Kabineye de geçiliyor aynı anda Cumhuriyet'le. Anladınız mı? Ha. Bu bir ayrıntı. Buna dikkat edin bir. Bir ayrıntı daha söyleyeceğim. Ondan sonra halifeliği kaldıralım. Aslında burada yazdım ben ama. Şimdi bizim inkılaplar genelde Cumhuriyet döneminde doğru mu? Şu ikinci meclis döneminde olup da Cumhuriyet'te önce olanlar arada kaynıyor bunlar. Öğrenci bunları kaynatıyor, onu da herifler biliyorlar. Şurada mesela var ya, şimdi birinci meclisten sonrasını bizim öğrenci direkt Cumhuriyet dönemi diye alıyor. Bak ikinci meclis döneminde olan ama Cumhuriyet'ten önce olan çalışmalar var burada arada. İkinci meclis açılır açılmaz direkt Cumhuriyet'i mi ilan etti? Yok. Arada çalışmalar var. Bunların içinde sizi düşünecekler ne biliyor musunuz? Ankara'nın başkenti olmasıyla Halk Partisi'ne dikkat edin. Bak bunlar ikinci meclis dönemi ama Cumhuriyet'ten önce. Anladınız mı? Mesela şöyle sorsa sizi yamultmaz mı? Bence yamultur. Hangileri Cumhuriyet dönemi gelişmeleridir dese? İşte dese ki bir halifeliğin kaldırılması, iki Ankara'nın başkenti olması, üç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulması dese. Hadi Ankara'yı bildin. Cumhuriyet'ten önce bildin. Ötekine Cumhuriyet Halk Partisi deyince herkes der ki lan isminde bile Cumhuriyet yazıyor. Kesin Cumhuriyet'ten sonradır. Atlarsınız hemen. Doğru mu? Ama değilmiş bak. Partinin ismine sonradan Cumhuriyet eklenmiş olabilir ama parti Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. Bunu sorsalar herkes Cumhuriyet Halk Partisi yazınca herkes der ki kesin Cumhuriyet'ten sonra kurulmuş der. Düşmeyin buna. Düşmeye çok müsait bir durum çünkü. Bunların ikisine dikkat edin. Halk Partisi'yle Ankara'nın başkenti olması Cumhuriyet'ten önceymiş ama ikinci meclis dönemiymiş. Tamam? Evet. Peki şimdi dönelim mevzuya. Halifeliği kaldıracağız. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte gençler, ümmet anlayışından millet anlayışına geçildi diyebilir miyiz? Laikliğin önündeki en önemli engel kalktı diyebilir miyiz? Yapılacak inkılapların önünde bir engel kalktı diyebilir miyiz? Efendim hanedan yurtdışına çıktı diyebilir miyiz? Bak bunu demiştim size. Saltanatın kaldırılmasında gider derler düşmeyin. Hanedan dediği bütün Osmanlı sülalesi gitmesi lazım ki sen diyebilirsin hanedan da gitti diye. Şu anda gitti. Halife vardı son halife. Abdülmecit Efendi. Vahdettin amcasının oğlu. 1,5 sene sürdü zaten halifeliği. Halifeliği kaldırılınca hanedan yurt dışına çıkarıldı diyebilirsiniz. Halifeliğin kaldırıldığı gün
kameranın dibinde konuşup durmayın kız. Halifeliğin kaldırıldığı gün başka çalışmalar da yapıldı. Aynı gün mecliste hazır kavga gürültü çıkmışken başka kanunlar da çıktı. Şimdi size o kanunları söyleyeceğim. Tevhid-i Tedrisat Kanunu diye bir kanun çıkarıldı. Tevhid bir demek. Tedrisat eğitim demek. Eğitimde birlik kanunu. Ezbere herkes biliyor. Tevhid-i Tedrisat ne diyor? Eğitim öğretim birleştirilmesi diyor. Nasıl birleştirildi diyor? Kalıyor öyle. Basit. Türkiye'deki bütün okullar milli eğitime bağlandı. Olması gereken gibi zaten böyle olması gerekmiyor mu? Türkiye'deki bütün okullar MEB'e bağlanmış. Bilmeniz gereken bu. Kanunun içinde ne yazdığını size inkılaplarda anlatacağım. Şu an sadece anlamını söyleyip geçiyorum. Bu kanundan bahsedeceğim inkılapları anlatırken. Aynı gün Şeyhülislamlık makamı da kaldırıldı. Şeyhülislamlık kaldırıldı. Aynı gün. Yine aynı gün bir bakanlık vardı. Şeriye ve Evkaf Vekaleti diye kapatıldı. Şeriye ve Evkaf Vekaleti. Şeriye din işleri. Evkaf vakıflar demek. Yani din işlerinden ve vakıflardan sorumlu bir bakanlık vardı bizde. Bu bakanlık kapatıldı. Yerine aslında küçültüldü. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ve bunları birbirinden ayırdılar. Din adamları vakıfların parasını kullanmasın diye. Vakıfların çünkü mal varlığı zengin ya. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü iki ayrı kurum. Nereye bağlandı bu iki kurum? Nereye bağlı bugün onların ikisi de? Başbakanlığa bağlı ikisi de. Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı kim oldu? Börekçi. Refat Börekçi oldu. İlk Vakıflar Genel Müdürü kim oldu? Ne bileyim kim oldu ben de bilmiyorum. Yani bütün genel müdürleri bilecek miyiz yani ülkede? Yine aynı gün dini siyasetten ayırmaya çalışırken orduyu da siyasetten ayırmak için bir adım atılmış. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kapatılmış. Erkan-ı Harbiye Vekaleti Savaş Bakanlığı demek. Kapatılmış, yetkiler devredilmiş. Aslında var olan kurumlara devredilmiş diyeceğiz. Normalde burası saçma da. Halbuki aslına bakarsanız Genelkurmay Başkanlığı diye bir ifade bir daha sonra yeni kuruluyor. Ama siz öyle kabul etmeyeceksiniz. 1920'de düzenli ordu kurulduğundan beri Genelkurmay Başkanı var. Milli Savunma Bakanı da var. Yetkiler bu ikisine devredildi. Şu anda Genelkurmay Başkanı kim? 1924 itibariyle. Ferdi Çarman. Dedim ya size 1921'den 1944'e kadar 23 sene Genelkurmay Başkanlığı yapacak Ferdi Çarman. Evet. Anladınız mı? Bir de şuna düşmeyin. Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan çalışmalar genelde laiklikle ilgili ya çoğu. İleride anlatacağım da. Gidip burada laiklik diye atlıyor millet. Orduyu siyasetten ayırmak demokrasiyi geliştirir. Laiklikten ne ilgisi var? Cumhuriyetçiliktir. Göreceğiz bunu ileride. İlk enkılapları anlatırken. Size bunları ayıracağım branşına göre ne işe yaradı. Evet gençler gördüğünüz gibi bayağı hızlı bir çalışma başlamış içeride. Şu önemli şeylerin altını çizeyim de ben başlıkları. Halifeliğin kaldırılmasını şöyle altını çizeyim. Bunlar halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan işler. Cumhuriyetin ilanının altını çizeyim. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte yapılan çalışmalar var. Ondan sonra 21 Anayasası'nda 23'te 3 tane değişiklik olmuş demek ki. Kabine sistemi eklenmiş anayasa, Cumhurbaşkanlığı eklenmiş ve rejim eklenmiş anayasa. Onları da bilin, bunlar önemli. Şu Ankara'nın başkent olmasıyla Halk Partisi'nin Cumhuriyet'ten önce olduğunu bilin, karıştırmayın. Sizi buralardan vururlar, yorum yaptırırlarsa falan. Şimdi devam ediyoruz. Kronolojik gidiyoruz dedim ya, 1924'teyiz. Türkiye'nin ilk muhalefet partisini anlatacağım size. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan bahsedeceğim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Parti 1924'te kuruldu, 25'te kapatıldı. Ömrü bir sene sürdü sadece. Partinin ömrü. CHP'den ayrılan Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşları aslında bu partiyi vurdular. Partinin kurucularını Kara diye kodlayabilirsiniz. Kara. Şöyle yazayım. Bu partiden soru gelebilir. Partinin kurucusu ve genel başkanı Kazım Karabekir. Yine dönemin güçlü isimlerinden Ali Fuat Cebesoy. Hüseyin Rauf Orbay. Doktor Adnan adı var. Türkiye'nin ilk sağlık bakanı. Halide Edip'in kocası. Küçük ve etkili adam Refet Bele. Terakkiperver'in vurucularını karar diye kodlayabilirsiniz gençler bu şekilde. Ama parti neyi savunuyordu? Bu partinin görüşü bu arada dikkat edin. Mustafa Kemal'in hep en yakın arkadaşları ve CHP'nin hep ağır isimleri bunlar. Ayrılıp bu partiye geçmişler. Bu parti ekonomide devletçiliği benimsemiyor. Liberalizmi benimsiyor.
Liberalizm dediğiniz Atatürk'ün de istediği bir şey, her şey milletin olsun istiyoruz, her sektör ağırlıklı da, yalnız o zamanlar mümkün değil bu Türkiye'de olması. Liberalizm benimsiyor parti, ekonomide. Yazayım mı? Liberalizm. Bu partinin liberalizmi benimsemesinden devletçiliği benimsemediğini çıkarabilir misiniz? Tabii ki çıkarırsınız ya. Aynı anda hem yatırımı devlet yapsın diyor, hem de özel sektör yapsın mı diyor parti yani. Liberalizmi benimsemiş, demek ki devletçiliği benimsememiş. Bu parti diyor ki seçimler iki dereceli değil, tek dereceli yapılsın diyor. Tek dereceli seçimi savunuyor. Geçildi mi peki bu parti savunuyor diye? Hayır, kadar altına geçildi. İki dereceli seçim, tek dereceli seçimi biliyor musunuz? Ne anlama geldi? Evet. Anayasada görürsünüz de kısaca söyleyeyim. İki dereceli seçim sisteminde vatandaş olan herkesin gidip öyle oy kullanma hakkı yok. Önce seçmen seçiliyor. Seçmen olmana birinci kriteri vergi veriyor olma. Parası olmayan oy da veremiyor yani. İki dereceli de seçmen seçiliyor önce, o seçmen gidip sonra milletvekili seçiyor. Tek dereceli de bugünkü gibi gidip sandığa yaşın tutuyorsa, işte o seçmen olma kriterlerini sağlıyorsa gidip normal oyunu kullanıyorsun. Aynı şimdiki gibi. 46'da geçildi yalnız. Bu parti diyor ki, topraklar halka dağıtılsın diyor. Toprak reformu yapılsın diyor. Yapılmaya çalışılacak ama 29'da yürümeyecek. Anlatacağım. Kriz mriz çıkacak, yürümeyecek. Toprak reformu yapılsın, millete toprak dağıtılsın diyor bu parti. Bu parti diyor ki, merkezi yönetim ilkesi yanlıştır, yerinden yönetim olsun diyor. Bunlar hep anayasayla ilgili de tabirler, dikkat ederseniz. Yani sonuçta o normal. Çünkü parti devletin nasıl idare edilmesi gerektiğini anlatıyor. Haliyle anayasadan da şey yapılacak. Merkezi yönetim, yerinden yönetimi biliyor musunuz? Anayasada görürsünüz yine. Ama özellikle hukukta yanlış anlatılır bu. Alancılar bunu genelde yanlış biliyor. Çünkü hukukçular adevi merkeziyet diyorlar yerinden yönetime. Bu yanlış. Doğru değil. Yerinden yönetim dediği şu an Türkiye'de uygulanıyor. Adevi merkeziyet demek, federasyon demek. Türkiye'de federasyon mu var şu anda? İl genel meclisleri, belediye meclisleri var ya. O. Yani Ankara'daki büyük meclis Türkiye'yi yönetirken illerdeki küçük meclislerde ili yönetiyorlar. Anladınız mı? He, onun şeyine çok girmek istemiyorum. Hatta merkez taşraya yetki veriyor, para veriyor. Değil mi? O yetkiye yetki genişliği deniyor ama çok geniş bir yetki değil o. Mesela bir il genel meclisi kararıyla toplanıp bir valilik bir yeri mahalle yapabiliyor. Ama bir yeri ilçe yapamıyor. Sınırlandırılmıştır o. Ve merkez her sene taşraya verdiği paranın da yetkinin de hesabını soruyor, aşılmış mı falan. Ona da idarenin mesaiyet yetkisi deniyor. Derin anayasa bilgilerimi de şu an size zevk ettim. O dimağlarınıza, parlak beyinlerinize zevk ettim şu an. Evet. Gerçekten bu parti bir cümle daha yazmış. Bu cümle bunun başını yakacak, partinin başını. Partimiz inançlara saygılıdır diyor. Bu cümle laikliğin ta kendisi değil mi? Ama siz bu partiyi laikliği de benimsememiş kabul edeceksiniz. O zaman anlaşılan laiklik ne demek ki? İnanca saygısızdır. Bu parti benimsememiş kabul edeceksiniz. Parti bu şekilde kuruldu, programını açıkladı. Çok geçmedi ki bir sene sonra şey oldu. Şehzade isyanı diye bir isyan çıktı. Zor bastırıldı, anlatacağım şimdi. Dediler ki bu partiye, zaten kapatmayı düşünüyorlardı da, dediler ki bu partiye bu isyanı siz desteklediniz dediler. Partiyi bu partiyle kanunla, isyandan sonraki takrir-i sükun diye bir kanun çıkacak. Şehzade isyanına destek verdiği gerekçesiyle demek ki bu parti kapatılmış. Ve ilk çok partili hayata geçme girişimimiz hüsranla sonuçlanmış. Bir sene sürmüş yani partinin ömrü. Evet. Çok da kesim hoşlaşmadı bu partinin kurulmasında. Çünkü cezalandırılacak bunlar daha sonra tek tek. Tek tek cezalandırılacaklar. Bahane edilecek. Atatürk'e suikast yaptırmakla suçlanacak. Anlatacağım birazdan. Kazım Karabekir gibi bir adamın Atatürk'e suikast yaptırdınız diyecekler. Bunlar hep bunun hesaplaşması. Ali Fuat'ı, bir de Ali Fuat Paşa Cumhurbaşkanı'na aday olmayı da düşünüyordu. Ya bırak olsun. Değil mi? Ali Fuat'ın Cumhurbaşkanı aday olma hakkı yok mu yani? Yine Mustafa Kemal seçilir zaten. Atatürk'ün yanında yardakçılar oluyor ya, her adamın yanında. Onlar daha çok. Kendisi değil de yanındakiler biz sana sorarız demişlerdi o zaman. Ondan sonra aday oluyor. Bunların hepsini işte başka bahanelerini cevabıyor. Bizim devlet aslında kurulduğundan beri daha çok ayak oyunlarıyla yönetilen bir devlet maalesef. Şimdi savaş bitti ya, işin içinde artık siyaset var. Siyaset demek ne demek? Birbirinin ayağını kaydırmaya dayalı bir sistem. Evet, o eski dostluklar, o savaş yıllarındaki birlik, beraberlik falan, bunları artık pek göremeyeceksin bu saatten sonra.
Peki, Türkiye'nin başka meseleleri de var. Bir taraftan bakın parti grup demokratikleşmeye falan çalışıyor, bir taraftan da başka şeyler de var. Bizim Musul diye bir derdimiz var değil mi? Musul'u ben size dış politikada da anlatacağım, içeriği de etkiliyor. Ne demişlerdi Musul için Lozan'da? Türkiye ile İngiltere kendi aralarında çözsünle, 9 ay içinde çözülmezse Milletler Cemiyeti'ne gitsin. 9 ay geçti, konu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Milletler Cemiyeti Musul İngiltere'de kalsın dedi. Ne diyecekti yani? Türkiye'de bu kararı tanımayacağını açıkladı. Türkiye ile İngiltere Musul'u konuşmak için bir toplantı yapmaya karar verdiler. Haliç Konferansı diye. Haliç Konferansı diye 1924'te İngiltere ile Musul'u konuşmak için toplandı. Musul'u konuşmak için yaptığımız toplantıda İngiltere dedi ki aslında Hakkari de benim. Sonra dedi ki tamam Hakkari sizin olsun. Hakkari konuştu, Musul'u konuşmak için oturdu. Ne dedi aslında biliyor musunuz burada? Ben istesem sizden Hakkari'yi de alırım. Hakkari neyinize yetmiyor? Kalkıp da Musul'a bulaşmayın. Musul sizin neyinize yani? Anladın mı? Bizi böyle kandıracak. Yalnız bizimkiler bu konuda toplantıdan bir şey çıkmadı yani. İngiltere her zamanki çakallığını yaptı burada. Toplantıdan bir sorun çıkmayınca bizimkiler Musul'a girmek için ciddi ciddi hazırlık başlattılar. İngiltere baktı ki bu iş masada olmuyor. Türkiye'nin Irak'a girmesini nasıl engellersiniz? Çok basit. Güneydoğu'da isyan çıkarırsın, giremez. Ha, hemen arkasından işte Nasturi isyanı patladı. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı gençler. Nasturi ayaklanması. 1924'te. Nasturi Hristiyanlıkta bir mezhep. Daha çok Hakkari, Mardin bölgesinde yaşar bunlar. Rejime karşı bir isyan değildir bu. Rejime karşı değil, bir azınlık isyanıdır. Gerekçesi çok komik. Türkiye'den ayrılıp Hakkari'de, Mardin'de Hristiyan devlet kuracaklarmış. Sayıları derseniz bu sınıf kadar. Bastırdı bu. Çok vaktimizi almadı. Cafer Tayyar Paşa gitti bastırdı hemen. İngiltere ne yaptı? Baktı ki Hristiyan versiyonu tutmadı. Müslüman versiyonunu buldu. Şeyh Said'le anlaştı bu sefer. Bunların hepsinin dert davası ne biliyor musunuz şu yandığım alt altta? Musul. Bunların hepsinde dert, dava Musul. Musul'u Türkiye'den tamamen koparma girişimi. Hepsinin altında o var yani. Şeyh Said'le anlaştılar. Ondan sonra dediler ki size kurulacak Kürdistan'ın devlet başkanlığı bizim de petrol. Ne yapın edin Türkiye'yi rahat sokmayın. İsyan Diyarbakır'da Piran'da başladı. Bütün Doğu Anadolu'yu sardı. Bu arada halifenin yeni kaldırılmış olması olayın tuzu biberi oldu. Karabekir Paşa demişti ki halifeliği şimdi kaldırmayalım. Adamı rejim düşmanı gerici ilan ettiler o zaman. Dedi ki Musul'da bize karşı bunu kullanırlar sonra kaldıralım dedi. Ondan sonra halbuki olayın dinle ilgisi yok. Dinle ilgisi yok. Ne oldu isyanı çıkaranlar? Ne dediler? Dediler ki bu Ankara'dakiler zaten dinsiz. Bunlar halifeliği de kaldırdılar deyince isyana destek daha da arttı. O sırada hükümetin başında Fethi Okyar vardı. Ve Fethi Okyar isyanı bastıramadı. Ondan sonra bu arada 1920'li yıllarda Fethi Okyar varsa İsmet yoktur. O varsa o vardır. Bu ikisi genelde çok becerikli arkadaşlarımız değiller ikisi de. Genelde biri alınıyor, biri getiriliyor göreve. O şekilde. Fethi Okyar'ı görevden aldı Mustafa Kemal, yerine İsmet İnönü hükümeti kurdu. Bu da sorulur. Evet, bu da sorulabilir. O sırada isyanı bastıramadığı için görevden alınan hükümet kimdir? Ya da isyanı bastırmak için göreve kim getirildi hükümet olarak falan diye. İsmet İnönü hükümeti geldi ve isyan bastırıldı. Meclis hükümete çok sağlam bir yetki verdi. Bir kanun çıkarıldı. Bu bir sıkı yönetim kanunuydu. Takdir-i sükun kanunu. Takdir-i sükun. Bu bir sıkı yönetim kanunuydu. Kanunda bu kanunla doğuda sıkı yönetim ilan edildi. 1925'ten 29'a kadar sürdü. 4 yıl sürdü sıkı yönetim. Bu kanunla doğudaki bazı gazeteler, dergiler falan kapatıldı. Bu kanunla tekke, türbe ve zaviyeler kapatıldı. İnkarpar'da anlatacağım. Bu kanunla terakki perver kapatıldı. İsyana destek verdi dediler. Kapatıldı. Bu kanunla istiklal mahkemeleri kuruldu. Arada bir de kılık kıyafet şapka var, onu inkılaplarda anlatacağım. Bu beşinci kez burada. İstiklal mahkemeleri kuruldu. İstiklal mahkemeleri genelde olayın olduğu yerde kurulurdu ya. Bu sefer mevzu derin olunca Ankara ve Diyarbakır'da kuruldu. Şeyh Said ve adamları yargılanıp idam edildiler. Bu isyan Türkiye'yi dışarıda sarstı. Bu yüzden bir sene sonra Musul'u kaybedeceğiz. Dış politikada anlatacağım.
Bu isyan Türkiye'yi içeride sarstı. Çok partili hayata geçilemedi, sıkı yönetim falan çıktı o sırada, bir sürü şey oldu. Ve bu isyan Cumhuriyet rejimine karşı çıkmış ilk isyandır. Şeyh Said isyanı Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyandır. Türkiye'yi içeride ve dışarıda bayağı sıkıntıya sokmuş bir olaydı bu da. Tamam mı? Anladınız mı? Neyse bu isyanla şeyle doğuda sıkı yönetim oldu. Biraz ortalık sakinleşti. Bu sefer batıda olay patladı. İzmir suikastı. Biz şimdi batıdaki olaydan bahsederken daha sonra doğuda olay patlayacak. Ağrı isyanı. Biz doğuda ağrı isyanıyla uğraşırken batıda olay patlayacak. Menemen olay. Biz batıda Menemen'le uğraşırken doğuda olay patlayacak. Tuncel isyanı. Anladınız mı? Devamlı doğu batı arasında böyle bir sıkıntı var. Sürekli böyle bir problem yaşanıyor. Şimdi batıya gidelim. İzmir suikastinden bahsedeyim size. Tamam mı? Tahtadakileri aldınız mı? Şu şekilde. Zaten yazıyor. Hocam geçmeden önce. Ha. Gerçekten terakkiferler Cumhuriyet suikastı isyanı etkilemiş. Hayır. Üyelerin içerisinde olanlar var ki vardır. CHP üyesi olan da vardır. Sonuçta o zaman iki parti var. Bu Şeyh Said isyanı çıkaran adamlar illaki bu iki partiden birinin üyesidir. Değil mi? Bahaneydi o. O bahanedir. Yani eğer gerçekten destek verdiler demek şu demektir. Kafir Karabekir Kürdistan kurmaya çalıştı anlamına gelir bu. Ali Fuat, şurada yalan adamlar, Kurtuluş Savaşı'nın aslan parçaları. Bunlar şey, siyaset dedim ya. Bunlara öyle çok fazla inanmanız şey değil. Böyle hikaye gibi anlatıyorum. Siz de öyle şey yapacaksınız. Yani olaylar hep aslı başka. Hocam çekebilir miyim? Şimdi şurayı siliyorum ve devam ediyorum. İzmir suikastı. Mustafa Kemal Balıkesir'e gitmiş. Oradan da İzmir'e geçecekti. Kendisine suikast düzenlenecek diye bir ihbar geldi. Birkaç gün İzmir'e gitmedi, geciktirdiler. Ondan sonra suikast engellendi. Sonra bu suikastı kim yaptıracaktı tartışmaları başladı. Yine mesela hikayemsi bir olay. Gerçekte böyle bir suikast hazırlığı olabilir de hiç böyle bir şey olmayabilir de gençler. Bilmiyoruz. Aydınlatılamıyor zaten. Şimdi sonuçlarını anlatayım. Oradan çıkıyor zaten şüpheli durumlar. Suikastı kim yaptıracaktı tartışmaları başladı ve dediler ki kesin iddiatçılar tezgahlamıştır. Eski iddiatçılar ikinci mecliste pek yer bulamadı ya kendilerine. İzmir'e taşınmış, genelde orada yaşıyorlar. Eski gizli karakol cemiyetinin korucuları, Kara Vasıf, Kara Kemal, Ziya Hurşit, Ali Şükrü Bey falan filan. Bunlar tamamen tasfiye edildi ülkede. Kimi faili meçhul oldu, öldü. Ali Şükrü Bey mesela mezarı sonra vuruldu, bir çukurun içine atıp gömmüşler. Topal Osman'ın öldürdüğü söyleniyor. Ondan sonra öbürlerin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı idam edildi. İddiatçılar tamamen tasfiye edildi ülkeden. Artık iddiatçı diye bir tabir yok bizde. Yazık çünkü. İzmir suikastıyla suçlanan iddiatçılar tasfiye edildi. Ondan sonra bak bunları tasfiye ettikten sonra dediler ki kesin kapatılan partinin vurucuları tezgahlamıştır dediler. Olay bildiğin muhalif operasyonuna dönüştü yani. Ki kapatılan parti terakkibi. Kazım Karabekir Atatürk'e suikast yaptırmakla suçlanıp İstiklal Mahkemesi'ne çağrıldı gençler. Ordu bölündü. Ordunun içinde bir sürü subay dediler ki paşam sizi harcayacaklar, gitmeyin biz arkanızdayız falan. O da dedi ki mahkeme çağırdıysa gideceğiz dedi. Kazım Karabekir mahkeme salonuna girince salondaki herkes ayağa kalktı. Adam sanır. Refleks midir nedir? Mahkeme başkanı da ayağa kalktı. Baktılar ki işte o zaman yemeyecek, biz bunu yargılayamayacağız. İçeri girmesiyle beraat etmesi bir oldu. Amaç onurunu şey yapmak, İstiklal Mahkemesi'ne yargılamak, küstürme, kenara çekilsin. Çekildi de. Ondan sonra Kazım Karabekir kendini kitaba deftere verdi. Kitap yazmaya başladı falan. Kazım Karabekir beraat ettikten hemen sonra dediler ki kesin Ali Fuat yapmıştır dediler. İkinci adam o ya. Ali Fuat Paşa da yargılandı. Amaç küstürmekti. Küstü. Ali Fuat Paşa ondan sonra Türkiye'yi terk etti. İsviçre'ye gidip Cenevre'ye yerleşti. Orada da hatta rahat duramadı yine. Kuzey Avrupa'dakilerin Türk olduğunu ispatlamaya çalıştı. Türkoloji Enstitüsü kurdu gitti Cenevre'den. Ondan sonra defalarca gönlünü almak için şey yapıldı ama hiçbirine cevap vermedi. Çünkü çok ciddi zoruna gitmişti. Ali Fuat gibi adamın İstiklal Mahkemesi'ne yargılanması çok zoruna gitmişti onun. Ondan sonra gerçek suçlular yakalandı bilebiliyor. Gerçekten suçlu muydular? Olabilirdi. Dört tane sokaktan garibanı mı topladılar? Bu da olabilir. Bilmiyoruz.
ve yargılanır, işte idam edilir. Olay ne biliyor musunuz? İzmir, Giritli Şevki diye bir tane adam var, kayıkçı. Onun bir ifadesi var sadece. Diyor ki, Atatürk'e Paşa'ya suikast yapacaklardı, ben de suikast yapanları tekneyle Girit'e kaçıracaktım diyor. Onun ifadesi, yani ben şundan şüpheleniyorum, olabilir o suikast hazırlığı mutlaka hep oluyordu Atatürk'e karşı da. Yalnız, burada bildiğim olay muhalif operasyona dönüşmüş ya, orada var bir şey. Ondan sonra İstiklal Mahkemeleri son kez kuruldu gençler burada kastinde. Son kez kuruldu. İstiklal Mahkemeleri son kez kuruluyor. Atatürk'ün konuyla ilgili bir sözü var. Paşa'yı da gaza getirmişler. Oradan anlıyoruz. Çünkü diyor ki bu saldırı bana değil cumhuriyete yapılmış bir saldırıdır diyor. Oradan anladığımız bu. Yani benim arkadaşım bu adamlar bunu yapmaz falan demiyor. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti ile de fayda kalacaktır diyor. Ama siz bu olayı rejime karşı bir olay olarak kabul etmeyeceksiniz gençler. Fevri bir olay olarak kabul edeceksiniz. Rejime karşı olarak bir şey sayıp bir de birazdan anlatacağım menemeni kabul edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Menemeni kabul edeceksiniz. Bu arada İzmir suikastı ile ilgili en detaylı bilgiyi veren bir tane kitap, roman gibi bir şey. Yine o zamanın boyu CHP'lerinden birisi olan, ki Marksist bir adam aynı zamanda, biraz dürüstçe yazmış. Kemal Tahir'in kitabından, en çok bilgiyi bir adamın kitabından öğreniyoruz ki o da ne kadar sağlıklı olur. Kemal Tahir, Kurt Kanunu kitabında İzmir suikastini anlatıyor. Bunun TRT'de dizisini de yaptılar. Evet. Onun için sorulabilir. Bunu da bilmiyorum, tarihi gerçekleri öğrenin diye mi yaptılar? Yoksa işte gönderme olsun diye mi yaptılar bilmiyorum. Kurt Kanunu, Kemal Tahir sorulabilir. İzmir suikastını anlatıyor. İsmi de çok güzel vermiş. Hakikaten düşeni yediler yani burada. Bu arada İzmir suikastinde İstiklal Mahkemeleri son kez kuruldu demişken hangi olaylar için kurulduğunu bir hatırlatayım mı size? Ha, ister misiniz? Mutlu olur musunuz? Kitabınızda yazıyor efendim. Değerli Fethihname eserimizde bunların hepsini alt alta yazdık. Bunları anlattık kalemine, kağıdına yazdık oraya. Evet. Ama siz veya alamayan fakirler için bunu ben yazacağım şimdi. İlk başta şeyde kuruldu gençler. Meclise karşı ayaklanmalarda kuruldu. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'yla. Ondan sonra düzenli orduya katılmak istemeyenler için, asker kaçakları için kuruldu. Firariler Kanunu'yla. Ondan sonra Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekalif-i Milliye emirleriyle kuruldu. Kütahya Eskişehir'den sonra yardım toplamak için. Hatırladınız mı? Sonra bunu arada anlatmadım. İnkılaplarda anlatacağım. Kılık, kıyafet, şapka takmayanlar için kuruldu. Şapka kanunuyla. Ondan sonra Şehzade isyanından sonra kuruldu. Takrir-i Sükun kanunuyla kuruldu. Sükun. Ve İzmir suikastinde kuruldu en son. Bazı yerde 5 diye de geçer, 6 defa kuruldu toplam. İstiklal mahkemeleri 6 defa kurulmuş. 1929'da da temeli kaldırıldı. Öyle bir şey de sorarlarsa. 29'da temeli şeyden çıkarıldı literatürde. Hatta Mustafa Kemal'in burada söylediği bir söz var. Sonra çünkü İstiklal Mahkemeleri bayağı aslında hukuk şeyinde değildi. İstiklal Mahkemeleri hukuk değildir diye bir sözü de var. 29'da temeli kalktı. O zaman yarın 30'da bir olay olursa ne olacak? Nerede yargılanacaklar? İstiklal Mahkemesi yok ya artık. Göreceğiz. Divan, Harp, Askeri Mahkeme'de yargılanacaklar. Birazdan göreceğiz onu. Şunlar İstiklal Mahkemeleri hangi olaylar için kuruldu? Özellikle KPSS'de sorulabileceği gibi hakim adaylara da sorulabilir gençler. Bunlara dikkat edin. Hangi olaylarda kurulmuş diye. Evet. Şimdi devam edelim mevzumuza. İzmir suikastinden sonra ortalık yine biraz sakinleşti. Ondan sonra yalnız bir huzur yok ki. 1929'da büyük bir kriz çıktı dünyada, ekonomik kriz. O ekonomik krize Türkiye'de bir çare bulmamız gerekiyordu. Bir onun için bir de bir muhalefet açığı var. Bu muhalefet açığını kapatmak için bir parti kurma girişimimiz daha olacak şimdi. Bakalım bu sefer ne olacak? Efendim Deli Hanım. Hocam bu mecelle bu dönemde var mı peki? Çok alakasız bir soru soracağım biliyordum çünkü dinlemiyordum. Hayır. Hani o da mahkeme ya. Mecelle mahkeme değildir. Mecelle bir kanun. Yani kanundur. Nasıl mahkeme? Medeni kanun. 1926'da inkılaplarda anlatacağım onu. Yeni medeni kanun gelince mecelle yürürlükten kalkacak. 26'da kalacak. Şu an. Evet. Konuyla da alakası yok.
Hiçbir şeyle de alakası yok. Ve senden bekliyordum öyle bir şey. Hiçbir şeyle alakası yok şu an sorduğum şey. Gereksiz, gereksiz bir soru o gerçekten. Yok, istediğin zaman böyle soru sorabilirsin ama ben de sana böyle laf edeyim. Bedenle de bunların arasında mı diye. Şey yapma. Gözümle daha fazla düşman istemiyorum. Tamam. Lütfen. Gençler, Serbest Cumhuriyet Fırkası denememiz olacak şimdi. Partinin ömrü 5,5 ay sürecek sadece. Fethi Okyar bilin lan neredeydi? İngiltere'de büyükelçiydi. Burada çok iş başardı. Oraya gönderdi. Mustafa Kemal bunu çağırdı. Dedi ki bir parti kuracaksın. Ben de seni destekleyeceğim dedi. Cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkmadığı süre. Mustafa Kemal gerçekten bu sefer bir parti kurulmasını istiyor. CHP'nin iplerini de çok bırakmak istemiyor çünkü. Bir parti kurulmasını istiyor. Ve partiyi Fethi Okyar'a kurduracak. Bu partinin kurucularından kodlama çıkar mı diye şöyle bir baktım. Çıktı. Anama diye yazdım. Böyle çıkalım ne yapayım? Bir de genel başkan en başta yazması gerekiyor mecburen. Ali Fethi Okyar partinin kurucusu ve genel başkan. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Nuri Jonker. Eski terakkipervercilerden pes etmemiş, kaşınıyor. Adnan adı var. Atatürk kendi kız kardeşiyle partinin kurucularından yaptı, desteklediğini göstermek için. Bu arada CHP tutuştu. Paşa bizi gözden çıkarıyor diye. Makbule ile Atada. Atatürk'ün kız kardeşidir Makbule ile Atada. Ve genç birisi ilk siyaset deneyimini yazıyor. Atatürk'ün keşfettiği adam olarak bilinir. İleride çok pişman olacak. Adnan Menderes. Partinin kurucuları. Evet. Parti kurulmuş, programını açıklamış. Peki bu parti neyi savunuyormuş? Bakalım. Ekonomide liberalizmi savunuyor. Aynen terakkiperver gibi. Seçimler tek dereceli yapılsın diyor. Aynen. Terakkiperver gibi. Ondan sonra demir yolu yapımına ağırlık verilsin diyor. Ve kadınlara siyasi haklar verilsin diyor. İlk siyasi hak da zaten 30'a verilecek. Çok sürmedi ki parti kontrolden çıktı. Genel Başkan Fethi Okyar'ın sözü geçmiyor partide. Bir de bunun İzmir'de yaptığı bir miting vardı. Yine bir dümenler dönüyor orada. Mitingde herkes şapkalı o zaman. Şapka konusunda devlet çok hassas. 5000 lira adam asıldı. Ondan sonra herkes şapkalı mecbur. Bu mitingde konuşurken Fethi Okyar kürsüde. Bu arada partinin genel merkezi İzmir. O zaman öyle bir şey yoktu demek ki. Şimdi biliyorsunuz Ankara dışında olamıyor. O zaman İzmir'di partinin genel merkezi. Fethi Okyar kürsüde konuşurken önden bir grup şapkalarını çıkarıp yere attılar. Üstüne bastılar. Bu kıpkırmızı oldu kürsüde lan bunlar ne yapıyor diye. Ondan sonra yine birisi tezgahladı büyük ihtimal. Mitingden sonra Fethi Okyar'ın yanına dibine girdiler. Dediler ki senin işin bitti. Kesin Paşa'yla karşı karşıya gelirsin sen. Senin partin artık inkılap karşıtı bir parti oldu dediler. Her şey not alınıyor bir de. İnkılap karşıtı konuşma yapıldı mı, şapkası var mı, herkesin tabii buna not alınıyor tek tek. Fethi Okyar dedi ki ben ne yapacağım dedi. Korkattır da biraz. Dediler ki partiyi kendin kapatırsan belki yırtarsın dediler. Fethi Okyar partiyi kendi kapattığını açıkladı. Fes ettiğini açıkladı. İstifa ettiğini açıkladı. Partinin ömrü 5,5 ay sürdü. Kendi istifa etti yani. Kendi kapattı partiyi. Yine bu partiyi anlatan, o zaman işte CHP'den kopuşları anlatan bir eseri var. Yine Kemal Tahir'in. Yol Ayrımı diye bir eseri var. Kemal Tahir, Yol Ayrımı. Bunun da dizisi yapıldı TRT'de. Gerçi bu diziler siz tarih öğrenesinizde de değil çok fazla. CHP'ye gömmek için yapılan diziler de. Ondan sonra Yol Ayrımı. Kemal Tahir anlatıyor ama var ya ayak oyunu var kesin yani orada. O milletin grupça şapkasını çıkarması falan filan. Ondan sonra bu da sorulabilir. Bunun da dizisi yapıldı çünkü ufaktan şöyle. Evet. Bu partide gitti. Başka parti kurma girişimleri de oldu. Atatürk döneminde kurulan başka partiler de var. Yalnız bunlar sadece tabela partisi. Bir şeyleri yok, siyasi faaliyetleri yoktur. Türkiye Amele Çiftçi Partisi var. Ahali Cumhuriyet Partisi var. Türkiye Komünist Partisi var. Bunlar da Atatürk döneminde kurulmuş başka partiler, diğer partiler. Bir siyasi faaliyetleri falan yoktur dediğim gibi. Şimdi bir olay olacak. Bu parti ilki kapanmış dedirtilecek. Ve olayın tuzu biberi olacak. Menemen olayı.
Gençler, ülkeyi birlikte düşünelim lütfen, iki taraf. Doğuda sıkı yönetim yeni kalmış 29'da. Toprak reformu yapılacak diye aşiret reisleri baş kaldırmış. Tunceli'de isyan patlamak üzere ve bu sırada doğuda problem daha yeni başlıyor, batıda da problem. İzmir'in Menemen ilçesinde Derviş Mehmet diye bir adamın önderliğinde şeriat isteriz diye bir ayaklanma başladı. İsyanı çıkaranlar serbest fırkanın kapanmasını protesto ediyoruz dediler. Lan alakası yok. Niye biliyor musunuz? Fethi Okyar muhafazakar bir adam değil ki. Fethi Okyar 1924'te halifelik kaldırılırken mecliste kalkıp Kazım Karabekir'e bağırmış bir adam. Halifeliği kaldıracağız diye değil, adamın da niyeti daha şey demek ileride. Siz isteseniz de istemeseniz de bu memleketten İslam'ı kazıyacağız diye bağıran bir adam Fethi Okyar. Bir de bu adamı destekleyen isyan çıkıyor, şeriat isteriz diye çıkıyor. Bak, mümkün mü böyle bir şey? Başka dümenler de var. Bunu araştırdım biraz. Bizim Cumhuriyet tarihinin baştan sağlıklı bir şekilde yazılması lazım ki aynı oyunda bir daha olmasın. Ne biliyor musun? Bu Derviş Mehmet'in bir de nüfus kaydı yok. Kim olduğu belli değil. Müslüman olup olmadığı da bilinmiyor. Ve Girit'te Yunanlardan, İngilizlerden eğitim almış olabileceği de söyleniyor. Herif Müslüman bile olmayabilir yani. Bizim millet biliyorsunuz ya, şeriat isteriz. İşte din elden gidiyordu, peşinden düşebilir. Lan din nereye gidiyor ve biz nereye gidiyoruz? Yok, sorgulama yok. Hemen gider peşinden. İsyan büyüdür. İzmir karargahı nasıl olursa olayı algılayamamış. Bak dümen içinde dümen. Gerçekten mi algılayamadılar? Yoksa birkaç askeri göndererek de şunlara yem ettirerek de olay büyüsün mü dediler? O da olabilir. Burada olan garibim Kubilay'a oldu. Normalde öğretmen. Askeri de bilmiyor. Askeri olarak gitmiş. Yanına birkaç asker verdiler. Dediler ki git şu olayları birkaç kişiyi tutukla getir, olay çıkmış. Zannediyor ufak. Bunlar Menemen'e bir gitti ki ne birkaç kişisi? Koca isyan var. Ondan sonra orada daha başka dümenler döndüğü de anlatılıyor da. Bunların mermileri değiştirdiği, bu Derviş Mehmet'in diyor ki işte sizin gibi diyor kafirleri bağ kurşunu işlemez, beni Ankara'ya götüremezsiniz, beni kurşuna dizin diyor. Kurşuna diziyorlar, herif hakikaten bir şey olmuyor. Mermileri değiştirmişler. Ondan sonra herkes diyor ki aha adama kurşun geçirmiyor, bu adam gerçekten şey. Bizim milleti biliyorsunuz ya, bir tiyatro yap hemen yer yani. O öyle dümenler de dönmüş arada. Ondan sonra haber Ankara'ya gelince bunlar çatıştılar, Kubilay şey dedi de askerler falan. Haber Ankara'ya gelince paşa sinirlendi. Ben Menemen'i harikadan silin dedi. Bayağı ciddi bir nüfus planlaması yapıldı. Bu sefer de Ege'de sıkı yönetim ilan edildi. Yakalananlardan Yeşil'de yargılandı. Divan-ı Harp'te yargılandılar. Cumhuriyet rejimine karşı çıkmış ikinci isyandı bu da. Menemen olayı. İkinci isyandır. Divan-ı Harp'te artık İstiklal Mahkemesi yok ya. Divan-ı Harp'te yargılandılar. Ve bundan sonra dediler ki bir süre bir daha parti kurmayalım dediler. Bundan sonra epey bir zaman parti kurulmayacak. Gençler, gazetelerde manşetler atıldı. Hep söylemişim tanıdık gelecek size. Hepsi tanıdık gelecek. Gerçek tarih öğretilse millete her numaraya düşmez bizim millet. Öyle basit numaralara düşüyor ki. İsmet İnönü Cumhuriyet gazetesinde manşet attırdı. Ne diye? Askerimizin başını kesip top oynadı gericiler diyor. Doğru mu? Belki de size hala öyle anlatılmıştır o. Hayır. Doğru değil. Başka bir gazete manşet attı. Onun da versiyonları var bugün. Akit'e benzer gazeteler manşet attılar. Gazetede diyor ki asker camide namaz kılan vatandaşa girip kurşuna dizdi namaz kılarken. İkisi de yalan. Ne askerin başını kesip kimse top oynadı, ne de camiye girip namaz kılanları kurşuna dizdi. Aynı numara devam ediyor bugün bakarsanız. Çok da başarılı oluyor yani. Evet. İşte bunlar hepsi yalan. Bildiğim orada bir çatışma oldu yani. Menemen olayı da böyle bir olaydı. Olayın içinde dinle minle de ilgisi yok. Kim bilir bu Derviş Mehmet de herif kim bilir kimdi. Yani bizim millet her zamanki gibi bu olaylara da şey yaptı hemen. Duygusal tepki gösterdi. Burada ne diyecektim size? Bir şey daha mı diyecektim ben? Partinin kapanması dediler ki böyle olay çıkıyor biz parti bir daha kurmayalım. Lan adamlar kapatıldı diye isyan çıkarmış madem düz mantık yorumlayacaksın. O zaman kapatma. Değil mi? Bir daha kurmayalım dediler. Epey bir zaman bir daha parti yok. Ondan sonra zaten Atatürk'ün hastalığı, kriz, İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyor. Hatay meselesi var, Boğazlar meselesi var derken bir daha epey bir süre parti kurulmadı. Atatürk'ten sonra İsmet İnönü zaten izin vermedi parti kurulmasına. Kendini milli şef ilan etti.
Milli Şef, Kabile yönetiyor ya. Atatürk ne olacak dediler, o da ebedi şef dedi. Şevket Süreyya Demir kitap yazmıştı, tek adam diye Atatürk'ü anlatıyor. Adam demek ikinci yazmayı düşünmüyor işte, tek adam. Bu tuttu bu sefer de İsmet İnönü'ye kitap yazdı, ikinci adam diye. Evet. Adam birinci adam dememiş ki, tek adam demiş. Neyse, milli şef ilan etti kendini. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye dünya savaşla uğraşırken neler nelerle uğraştı. Varlık vergisi diye vergi çıkarıldı. Ondan sonra bunları size Çağdaş'ta ayrıntılıca anlatacağım. Bundan sonrasını artık Çağdaş'tan da şimdi kısaca bahsedeyim. Varlık vergileri ekmeğin karnıyla dağıttılar. İstanbul'a götürüp buğday depoladılar. Bitlendirip denize döktüler. Ekmek bulunmuyor dediler. Ekmeğin karnıyla dağıtmaya başladılar. Ondan sonra bir sürü şeyler yapıldı. Milletin manevi şeylerine bunlar hepsi oldu yani. Bunlar gerçek oldu. Ondan sonra geldi İsmet kesildi kısmet diyordu o zaman insanlar. Slogan oydu. İkinci Dünya Savaşı da bitti. Birleşmiş Milletler'e girmek istiyoruz ve bizi almıyorlar. Tek parti, demokratik ülke değilsiniz diyorlar. Göstermelik bir parti kurulacak. 1945'te Milli Kalkınma Partisi diye. Nuri Demirel Partisi. İleride anlatacağım. Nuri Demirel çok başarılı bir iş adamı. Türkiye'nin mühendis, en zengin iş adamı o zaman. İlk demiryolu ihalesi yapabilen yerli firma. Atatürk ona Demirel soyadını vermiş. Eskişehir'de uçak fabrikası kurdu. İlk uçak fabrikasını. 8 tane seri üretim yaptı. Nuri Demirel 1, 2, 3, 4 diye. ND1, ND2 diye. Oğlunu pilot yetiştirdi. Eskişehir'de uçağı imal etti, uçağı oğlunu bindirdi. Galip Demirel dedi ki Eskişehir'den Divriğe uçacaksın dedi. İlk denemesini oğluna yaptırdı. Çok başarılı bir beyin. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirel. Bunlar da her başarılı adam gibi cezalandırıldılar. Daha sonra Nuri Demirel'in yaptığı uçaklar bozuk çıkıyor diye İsmet İnönü haber yaptırdı gazetelerde mahsus. Fabrikayı batırıp tencere fabrikasına dönüştürdüler sonra. Türkiye ilerlemesin diye, her türlü çaba gösterildi ya. Neyse. Ondan sonra 46'ya gelmişiz, lütfetmiş, izin vermişler, çok partili hayata geçildi. Ve birkaç gün içerisinde 13 tane parti kuruldu. Bunların içinde Demokrat Parti'nin yıldızı parlayacak. Ve CHP'den istifa eden milletvekilleri dörtlü takrir diye bir parti kurdular, ayrıldılar. Bunları da Cafer diye kodlayabilirsiniz. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Joker, Nuri Demirel kurdular partiyi. Ondan sonra 46'da, bunları dedim ya, şimdi kısa bahsediyorum. Şeye takılmayın, ayrıntılı anlatacağım bunları. O parti, 46'da çok partiyle seçime girildi ilk defa. Tek dereceli seçim sistemiyle girildi ilk defa ama açık oy gizli sayım sistemiyle girildi. Şükrü Savcıoğlu'nun marifetidir o. Oyu açıktan veriyordu, sayım gizli yapılıyordu. Bu bile oldu. Ve o zaman bütün valiler CHP il başkanıydı, mecbur resmi. Oyu açıktan veriyordu. Oy vermediğin zaman tüfeğinin ağzını burnunu dağıtıyorlardı jandarmalar sandığın başında. Dediler ki saydık ne görelim, iktidara gelmişiz, %90 oy almışız dedi CHP. Lan insan vicdan, %70 yap, 60 yap, 90 nedir ya? Demokrat Parti 8 milletvekiliyle gelebildi meclise anca. O yani çok partili hayat dediğimiz. Ondan sonra Eskişehir'de İsmet İnönü'nün arabasının önünü kesti millet. Yeter artık dediler, senden bıktık, yakamızı bırak dediler. 1950 seçimlerinde gizli oy açık sayım sistemine girildi. Türkiye'de ilk normal seçim 1950'de oldu ya. Demokrat Parti 8 milletvekili çıkarmıştı ya. 400 milletvekilinden 350 tane bile milletvekili çıkarıp 50 milletvekili çıkarabildi CHP. Ve tek başına iktidara geldi. Rekor bir oy, %65'in üzerinde bir oy aldı. En yüksek oy zaten odur. Ondan sonra da 50'den 60'a kadar Demokrat Parti'li yıllar başladı. Ne oldu o zaman peki? Öyle Mete direkt anlatalım. CHP'den kurtardı ülkeyi. İşte ezanı tigir Arapça yaptı, fabrika başlattı falan filan. İkinci seçiminde hemen, ikinci seçiminde oy vermedi diye Kırşehir'i ilçe yapıp Nevşehir'e bağladı Menderes. Oy vermediler diye. Anladınız mı? Zulüm devam etti. Yani millet için bir şey değişmedi, anladınız mı? CHP gitti, Demokrat Parti geldi. Ondan sonra tek milletvekili Kırşehir'den çıkaramamışlar, ilçe yapıp Nevşehir'e bağladılar Kırşehir'i, niye oy vermediniz diye. Öyle bir başarılı çalışma da yapıldı. Evet, aynı şeyler oldu. 60'ta da sonra ara ara da askeriye geldi. Dedi ki siz çekilin, bazen de ben darbe vurmam lazım arada dedi. Bizi bildiğin, işte bizi manyak ettiler. Siyasilerden çektiğimiz yetmiyor, arada da 10 senede bir de askeriye geldi. Çekilin bana, ben de ezeceğim arada diye. 60'ta darbe, 71'de muhtıra, 80'de darbe, sonra darbe, sonra bir daha darbe. Ve işte
demokrasiyi millet bilmiyor. Bıraktınız mı ki örnek demokrasiyi? Partiler bıraksa darbeciler bırakmadı. Onlar bıraksa öbürlere bırak. Huzur vermediler bize. Bırakmadılar, bir sakin düşünelim bakalım biz şey yapalım. Bir manyak ettiler bizi. Bu devam ediyor, böyle de gider ileride de. Evet. Demokrasimizin nasıl geliştiğini şu an iç politikayı adım adım anlattım size. Ne kadar güzel çağdaşlaştığımızı efendim. Ne kadar kilometre kaçtan. Şimdi şeyden devam edeceğiz efendim. Diğer gelişmeleri anlatacağım size.